Şimdi şunu söyleyeyim. Galatasaray tekrar fabrika ayaklarına döndü. Icardi de döndü. Çok net Icardi için şunu söyleyeyim. Altyapılarda nasıl sırtı dönük, atletik değilse sırtı dönük bir santrafor oynatacaksa altyapı antrenörleri akademilerde Icardi'yi görsünler. Hem sırtı dönük oynuyor, hem pasör, hem asist yapıyor. Aldığı pozisyon offside'a neredeyse hiç girmiyor. Takım savunmasına da yardım ediyor. Bak, o ayrı. Ama bir oyuncu bu kadar, bir bağlantı oyuncusu bu kadar güçlü olur mu? İlk yere bakıyorsun zaten 3 gol atmış. Raşit Sen'in pozisyonda asist ondan. Yani Galatasaray'da deprem öncesi, depremden önce ki haline, fabrika ayarlarına bu maçta döndü. Net bir şekilde onu gösterdi. Bunun tabii hafta içi Başakşehir Kupa maçında gerekli dersleri çıkarması da var. Evet var. Ama Galatasaray takımı bir toparlandığı zaman farkını oyuncu kalitesi çok net işte bu gece koydu. Bununla beraber hakemi zaten konuşacağız. Hakem verdiği vermediği kararlarla evet tartışılacak. Ama Galatasaray takımı o kadar rahat galip geldi ki, o kadar güçlü oyun oynadı ki. Serkan mesela orada dedi ya çok beğenmedim. Ben aksine beğendim. Galatasaray takımı. Yani daha çok, da iyisini yapabilir bak, anlamında bak, söylüyorum. Yapabilir. Ama şimdi Kayseri gibi bir takımı, Çağdaş Hoca'yı ben de hep övdüm. Yine de öveceğiz. Bir tane 6 gol yedi diye değil. Ama plansızlık olmaz. Sen düşünebiliyor musun? 3 gün arayla oynuyorsun, 10 gol yiyorsun. Bir Fenerbahçe, Kadıköy'de, bir de geliyorsun Galatasaray'dan 10 gol yiyorsun. Ve de 10 golde rakiplerin kaçırıyor. Şunu mesela bugünkü maçla ilgili söylemek gerekir. Biz doğru stratejiyi Çağdaş Hoca büyük maçlarının hiçbirinde yapmadı. Bu sene bir tek Galatasaray galibiyeti var istihada Cüneyt. Onun haricinde dikkat et, kupa maçı da dahil. İçeride dışarıda büyük takımlara karşı hep yenildi. Büyük takımlara strateji yapmakta, onu planlarına hayata geçirmekte, saha içine geçirmekte ciddi sıkıntısı var. Şimdi bununla ilgili, futbolla ilgili konuşuruz. Tabii Galatasaray'la ilgili şunu söyleyeyim. Hakemle ilgili neye benziyor biliyor musun? Bir kara deliğe benzer konuşmak. Oraya çekildin mi gittin. Galatasaray takımı dikkat et. Ne zaman o kara deliğin içine girdi, sıkıntı yaşadı oyun olarak. Ne zaman çekti işte bugünkü farkı, kalitesi ortaya çıktı. Bununla beraber şunu söyleyeceğim. Serkan'ın açtığı konuyla ilgili. Şimdi bu işte bilgi toplamakla bilgili olmak farklı. Yani yaşatmakla yaşanmışlık farklı bir şeydir futbolda. Otelde kaldı. Galatasaray takımı işte otelinde kaldı. Kayserispor mağlup oldu. Şimdi insanlar ne zannediyor? Bak şimdi. Ben kendi teknik adamlık yaptığımda Süper Lig'de, işte diğer TFF'de direkt biz kaldık. Kaldığımız otellerde direkt antrenman sahalarına gittim, antrenman yaptık. Bırak tesislere gidip, yani oyuncağımız, rakip arıyorsun. İşte antrenör veya kulüp müdürleri, yetkilileri, menajerler konuşuyor. Gidiyorsun, antrenman yapıyorsun. Futbolcuyken de bunu yaptık. Çok şahit olduk. Antrenör olarak da. Şimdi bunun koskoca Fenerbahçe kulübü yayınlaması kendi sitesinden çok enteresan. Yani burada bunu işte sosyal medyada orada yazmak, etmek, ya bunlar çok büyük saygısızlık. Şimdi Ali Başkan ne yaptı peki? Hadi Point Hotel'inde Çağdaş Hocam toparladı takımı. Toparladık, gelin. Çocuklar, biz burada kaldık. 50 bin, 100 bin tutuyor ama maçı verelim çünkü bedavaya kaldık. Tamam mı çocuklar? Mensa, Tiam. Bak bu odadan da çıkmayacak bu. Siz gol atmayın, bol bol gol yiyin, mağlup olun. Ona göre çıkın oynayın, hiç dert etmeyin. Çünkü otelde biz kaldık, bizi misafir ettiler. Ya Allah aşkına şaka mı bu ya? Sen bir Kayseri Spor değil Serkan'ın söyledi. Kayseri şehri var. 2 milyona yakın bir çevre illeriyle 3-4 milyona yakın bir tane ili sen zan altında hemen bırakıyorsun. Hemen desteklemek için çok kısa bir giriş yapmak istiyorum. Kayseri Spor Başkanı da zaten bence üslubunu çok tartarak doğru bir karşılık verdi. Yahu böyle bir şey neden yapılır? Rakibinin dikkatini maçtan önce dağıtmak için olabilir, saha dışına çekmek için olabilir. Ya Galatasaray niye buradan dikkati dağılsın ki? Sen durduk yerde koskoca Kayseri şehri ve Kayseri Spor gibi bir camiayı karşına almayı ne pahasına göze alıyorsun bak, ya? Bak Serkan. Acaba yanlış mı bilgilendirildiler? Serkan konu bak inan o bölümü o değil. Sen şimdi zan altında bırakıyorsun insanları. Ya bu insanlar ahlaksız mı? Hepsi evli, barklı, çoluk çocuğu var, aileleri var. Ne yapacak? Yani bir otelde kalma. Bunlar normal otelde istese o oyuncuların hepsi bir yıl kapatırlar odayı.
Şimdi ne yapacak yani Ali Başkan Kral geliyor. Dairesini. Ali Başkan geliyor. İşte diyor ki ya Çağdaş Hocam biz diyor misafir bir gün kalacaklar otelde. 100 bin hadi farzıza söylüyorum indirimli kalıyorlar 100 bin. Ya biz maçı verelim. Bu ara galip gelirse de sen var ya 200 bin euroya yakın federasyondan para alacaksın. Bunun 20 katı. Hani onu da almayacaksın. Hadi maçta kaldık böyle böyle otelde maç. Ya böyle bir şey var mı? Galatasaraylı oyunculara saygısızlık. Galatasaray kulübüne saygısızlık. Verilen emeğe saha içinde saygısızlık. Ya Allah aşkına bunlar konuşulur mu ya? Ya ben diyorum ki yani bu bilgi toparlayan insanların yaşamamış futbolcu olarak teknik adam bilmediğinden orada kaldı bir tane. Ya kardeşim. Yani taraftar düşünebilir de çünkü o otelde birçok da kalıyor. İşte Serkan Korkmaz da yapabilir. Yöneticilik yaptı. Ben de yaptım. Biz o otelin önünden geçip eski iş yerine geliyorduk. Serkan şey diyordu mesela metre. Arkadaşlar kameramız varsa bir muhabir arkadaşımız aha. Gitsin atıyorum. Ordu Spor o otelde kalıyor. Bütün mümkünatı varsa hani bir ya. Randevu alabilirsiniz kapının önünde bir röportaj yapın derdik hatta biz. Haber de almış olurduk otobüsü görünce otelin kapısında. Ya formaları unutanlar bırak geçtim oteli. Direkt şortu unutan falan böyle ev sahibine gidip konçu bile unutan orada farklı giyiyorsa onların bile değiştiği zamanları ben biliyorum. Alıyor. Hı-hı. Ya işte biz unuttuk. Nasıl unuttuk derken işte hava yolları farz edelim. Sen gideceksin Konya'ya farz edelim. Karışıyor. Hı-hı. Oradan gelinceye kadar mesela İzmir'den bu sıkıntı diyorsun tabii verelim falan. E ne yapıyorsun? Hani, biz bir gün önce de antrenman yapıyorsun testte. Ondan sonra bunu mu yap? Yani çıkalım maça kaybedelim. Ya siz madem bu şeyi söylüyorsunuz, Trabzonspor'da kalıyor orada, bütün kulüplerde kalıyor. Trabzonspor'da kaldı geçen sene, yendi Galatasaray'ı gayet şampiyon olduğunda. Ya farz edelim Ozan Galatasaray maçı veriyor. Ya böyle büyük camiaları bundan yani zan altında bırakmayın. Siz ne yaptım, ben ne yaptım, ben kendim kulüp olarak neyi eksik, neyi fazla yaptım. Fenerbahçe'nin yapacağı bu, koskoca Fenerbahçe gibi yani büyük bir camia ülkemizdeki bunu kendi internet sitesinden ya otelde böyle bir şey olur mu? Bu insanlar diyorum ya yani aman akıl tutulması bu ya. Ayrıflar orada reyting. Hocam bak bu ciddi bir konu. Ciddi bir konu. Fenerbahçeli, aklı başındaki Fenerbahçelilerin bu yazının yazılmasına sebebiyet verenleri deşifre etmeleri gerekiyor. Çünkü şu anda Kayserililere hakaret etmiş bir yazı var ya. Ya Kayseri Spor, çok affedersiniz başkan kendimi zor tutuyorum falan diyerek bir konuşma yaptım maç öncesinde. Maç sonrasında yaptım ayrıca. Serkan bitireyim şunu yaptı. Bir dakika. Ya sen şimdi Ali Bey en son bu sana geliyor. Ya Fenerbahçe'ye Allah aşkına bu iş. Ya bak böyle böyle oluyor vesaire. Ha yapalım ne yapalım? Ya motive ederiz Kayseri Sporlu oyuncular olumlu yönde baskı oluştururuz. Neden? Otelde kaldınız çıkın oynayın. Ya bu işler buna mı kaldı Allah aşkına ya? Böyle bunu Galatasaray yapsa aynısı bugün... Ben şimdi Fenerbahçe'den bu konuştuğum belki hoşuna gitmez. Aynısını Kadıköy'de oynasaydı Fenerbahçe takımı gidip Kayseri orada kalsaydı dibinde. Aynı şekilde böyle otelde başkanın Ali Bey'in olsaydı aynısını Galatasaraylılar söylese aynısını savunurdum. Tabii ki. Ya biz çünkü sahanın içinden olurdu böyle. Serkan biz sahanın içinden geldik kardeşim ya böyle bir şey olur mu? Sen kimi toparlıyorsun? Gel oyuncuya yabancı yerli herif iki ay sonra kulüpten çekecek gidecek. Ya böyle bir şey düşünülür mü? Başkanla hoca gelecek maçı veriyoruz bilmem ne. Ondan sonra rezil olacaklar. Anlatacak ya bana iki ay önce böyle bir maç oldu. Söyleyemedik böyle böyle. Ya bunun riskine kim girer? Ali Bey gayet de açıkladı bunu. Çok sağduyulu konuştu. Bana göre çok daha farklı da konuşabilirdi Kayseri Spor Kulüp Başkanı. Ve de sağduyulu yine yaklaştı. Tebrik ederim. Ya böyle bir şey hak yenir mi ya? Oyuncuyu şehre zan altında bırak. Antrenörü, başkanı bir tane maç için. Öbür tarafta Galatasaraylı oyuncular tek kale oynamış. Tek kale. Yani oyun anlamında lekesiz bak. Cüneyt, lekesiz böyle beyaz kağıt gibi bir galibiyet elde etmiş. Sağda tek takım vardı. Bak 10 kişi de kalsa 11-11 oynandı. İlk yarı ne oldu? Tek takım vardı o da Galatasaray. Yani sen şimdi bu kadar iyi oynamış ve de Çağdaş Hoca'yı bilirim. Hırslıdır ve de görüşürüm telefonla da. Otururuz, konuşuruz Cüneyt, dertleşiriz. Her maça kendi hırsla hazırlanırız. Biliyorum. Gece saat 3'te falan arar ha Çağdaş Hoca. Kafasını, yani bu işe ciddi yoran adam. 3'te döner, eder veya ben aradım işi var. Bir bakıyorsun 2.30'da odada analiz yapıyor. Evet bugün kötü yönetti. Büyük maçları da Galatasaray ilk maç kendi evinde yendiği maç haricinde çok kötü yönetti. Doğru stratejilerle yönetmedi. Ama bu demek değil ki abi koskoca bir şehri zan altında bırakmak ya. Yakışıyor mu insanlara ya? Bir tane bir maç için ya. Ya bu kadar mı artık buraya mı girdi? Bu insanlar namussuz mu, ahlaksız mı, şerefsiz mi? Ya bir otelde kalındı diye Allah aşkına ya. Ya bu olur mu? Yok başkanın oteliymiş. Ya kalıyorlar daha önce indirim kalırlar. Çıkacaklar sağ içinde bu oyuncular mücadele edecek.
ve de bunlar böyle bir kötü niyetli olsa, ya bu insanlar aptal mı ya? Bir tek o söyleyenler akıllı. Ama öbür insanlar, kişi kendinden bilir bir şey Cüneyt. Şimdi eğer öyle düşünüyorsan yaparsın. Ve de bana göre çoğu da zaten bunun böyle olmadığını biliyor. Amaç ne? Baskı altına bırakmak. Baskı altına böyle bırakılmaz. Fenerbahçe kulübü baskı altına bırakacaksa şunu soracak. Diyecek ki kardeşim, Georgescu geldi, 13 tane yanlış transfer yaptık. Biz çok yanlış transferler yaptık. Biz ne yapıyoruz ya? Osvaldo Verde'yi 7 milyon euro alıyoruz. Gustavo'yu aldık, Perez'i aldık. Sakat, o da sıradan oyuncu, 2 tane. Ya biz bakıyoruz, Samet'e 4.2 verdik abi. Ya Bruma'ya da gitti sezon başı. Ya biz büyük olasılıkla aldık anasını satayım. Ya biz Joao Pedro'yu, ya adam var ya, bir senesini boş geçirdi. Ya başka sorgulayacağı şeyler var. Ara 7, onun gibi oyuncu var. Ya bizim rakibimiz şampiyon oluyor. Omurgasında Muslera, Abdülkerim, Nelson, Torreira, Oliveira, Mertens, Icardi oynuyor. Ya bizde kim oynuyor? Altay. Ne oynayacağı belli değil, soru işareti. Sakatlanmış. 2 tane stoper, 8 stoper değişti sezon başından beri. Öbür tarafta Nelson oynuyor, Abdülkerim oynuyor, sen de sorgulamıyorsun. Zala ile Samet oynuyor. Orta sahada Aroa oynuyor, İsmail. İsmail de beğendiğimiz oyuncu hepimizin, düşün. İşte Crespo, Zayt falan, orada da Galatasaray senden o puzzle'lı güçlü. Mertens oynuyor, topun önündeki 10 numara, takımın lideri, her şeyi, oyun aklı. Sağ içinde oyuncular oynadığı zaman özgüvenle oynuyor. Önde de Icardi oynuyor. Tamam, sende de Valencia oynuyor, evet iş yaptı. Ama sen bir kere, ya adamlar doğru bir puzzle koymuşlar. Ya da omurgayı senden iyi yapmışlar. Sen buralara bak, nerede yanlış yaptığına ya. Yani sen otelde kaldı, etti vesaire bilmem ne. Sen kendi esas nerede hata yaptım genel. Ya bu transfer mühendisine nerede hata yaptım? Antrenörü getiririm, antrenör konuşuluyor. İkide birde gideceğim Brezilya'ya, oraya buraya, bir susturuyor Ali Bey, tekrar konuşuyor. Şimdi sen başka sağlıksız işlerin var. Bunlara, yani saha içinde bunları halletmeden... Ya otele bas, işte otelden yakaladık paçasından Kayseri'yi, hesapta o baskı yapalım şöyle böyle falan, sıksınlar. Şimdi bugün Kayseri galip gelseydi, bu adamlar namusluydu, şerefliydi. Mağlup oldu, namussuz, şerefsiz. Ayıp, bu kadar kolay değil bu işler ya. Yapmayın ya. Saha içinden gelmemişsiniz, emek vermemişsiniz, antrenörlük yapmamışsınız, sabahlara kadar düşünmemişsiniz, etmemişsiniz, çalıştırmamışsınız hiçbir kulübü. Ondan sonra çıkıp konuşacaksınız. Ha? Bu şeye benzemiyor Cüneyt. Geçen bir kırtasiyeci büyük bir arkadaşım var. Gittim, muhabbet ediyoruz falan. Ya Reha hocam bir şey söyleyeceğim dedi. Söyle dedim. Ya dedi, neyi yetiştiremiyor biliyor musun, şu anda yok dedi. Ne dedim? Bütün herkes YouTube'da dedi, bu dijital medya dedi, taktik tahtası alıyor. Nasıl dedim? Herkes taktik tahtası alıyor ya dedi. Nasıl dedim ya? Bunlar dedim çoğu antrenör diye orada yapanların. Yani yo, futbol oynamış. Bak, olur mu hocam? Siz de niye antrenör? Ahmet tabii, hocam da niye antrenör tabii, onları? Yanlış söylüyorsunuz. Dedim ki çoğu zaten futbol... Yani futbol geçmiş yok. Öbür futbol oynamaksız da ayrı. Yani antrenörlükle iş, bir bilgisi yok. Takım yönetmemiş. Hocam, bayağı pro lisans sahibi gibi anlatıyorlar. Maşallah onları. Maşallah. Tebrik ederim yani. Ondan sonra dedi ki taktik tahtası yetiştiremiyorum dedi yani. Herkes dedi istiyor dedi bu halde. Şimdi ülke bu halde gelince olaylara bakıyor. Adam orada reyting yapıyor. İzleyici var, reklam, sponsor var. Reyting alması gerek ve para kazanması gerek çok büyük. Ne yapacak? Futbolun dışına çıkacak. İşte hakemi konuşacak, onu Kayseri Spor geldi otelde kaldı, onu yangın yapalım vesaire bilmem ne. Bir de buna inanan insanlar var ya. Ya bu Fenerbahçe için olur, Beşiktaş için, Trabzonspor için olur ya. Trabzon'a çoğu giden takım nerede yapar biliyor musun antrenman? Gider Trabzonspor tesislerinde yapar. Ahmet hocam, tesisleri doğru mu? Yaptık. Biz hocam, de yaptık. Ben Galatasaray hocam tesislerinde antrenman yaptım. Ertesi gün 3-0 kazandım hocam, Galatasaray'a karşı. Hocam siz Kalli zamanı, ben futbolcu, geldik Galatasaray kupa maçı oynayacağız. Kalli zamanıydı herhalde. 1-0 yendik, hatırlıyor musunuz? Yarı finalde Galatasaray'ı yendik. Ondan sonra nerede antrenman yaptık biliyor musun? Florya'da. Çınar Otel'de kaldık. Şenlikköy'de Mustafa Hoca zamanıydı yendik. Ya farklı yenildiğimiz, 6-2 Galatasaray yenildiğimiz maç var. Yine yaptık orada antrenman. 6-2. Ya bunlar Allah aşkına, orada bırak bak. Oteli yatmayı bırak. Tesis antrenmana gidiyorsun ya. Ya ben geçen, hatırlıyor musun? Beşiktaş maçı vardı, Alanya Spor. Çağdaş Atan çalıştırıyordu. Fark yedi falan. Konuşuldu o zaman da, işte tesis falan Ümraniye'ye gitti. O zaman da Çağdaş Atan'a, o zaman Ümraniye'ye gitti falan. Beşiktaş'ın hakkını yemeye çalıştılar. O zaman da konuştum. Ya insanlar var ya, neyi, hangi kafada yaşıyor? Gidecek Beşiktaş tesislerine, Ümraniye. Zaten diyecek, Beşiktaş'ta oturacak, da oynadı Çağdaş. Beşiktaş'ta antrenör hocam, Sergen Hoca yardımcısı, oturacaklar ya maçı. Ya bunlar var ya, yapmayın Allah aşkına ya. Bu insanlar, yani bunlar da insan abi. Bunlar da bir aileleri var. Anne babaları var. Bunlar da topluma çıkıyor. Bu futbolcu, teknik heyetler. Yapmayın yani, Galatasaray takımı bugün bir emeği var sadece abi. İyi oynamış, hak etmiş.
Abi bu kadar da yok saymak etmek, bu kadar insanları ne bileyim yok bırak insanları artık bu kadar çatışmaya sokmak, insanların yani bu kadar mı bir şampiyon olacak diye edecek diye bir insanları karalamak bu kadar kolay mı? En önemlisi ne biliyor musun bak? Fenerbahçe seneye de Allah sağlık verirse seneye lig yine devam ediyor. Fenerbahçe'nin bir tane Kayseri maçı olur Cüneyt. Çok önemli. İçeride dışarıda. Bütün hafta takım motive etmeye gerek yok. Seyirciyi de giderler. Kupa maçı olur veya bir tane çok önemli. Veya lig maçı. Şimdi gidersin orada var ya bütün şehir kilitlenir. Bize çünkü satılmış dediniz. O maçta sen şampiyonluğu kaybedersin. Ama amaç değil ki onu. Yani üzümü yemek değil. Bağcıyı dövmek kısa vadede ben nasıl şampiyon olurum? Seneye ben düşman edinmişim Kayseri halkını vesaire falan. Hiç umurunda değil. Yani Kayseri şehrine halkına şimdi yapılan bu çok büyük saygısızlık. Bu işleri burada Allah aşkına çekmeyin. Siz bakın kendi Fenerbahçe olarak biz neyi doğru yaptık neyi yanlış yaptık. Bir hasar tespitinizi yapın siz. Kendi bir öz eleştirinizi yapın. Başkaları karalayarak, ederek, yok sayarak, kötüleyerek başarılı böyle gelmez. Aksine başarısızlık gelir. Sosyal medyayı kullanırken dikkatli olmak da gerekir diye uyarmak da lazım. İşte çok daha kolay yazılıyor ya sosyal medyada her şey. Serkan Korkmaz aklına geleni yazıyor mesela gençler ama bir kulübün... Bir mesaj yani çok kesin. Özür dilerim Ahmet Hocam. Hı? Bir dakika bir şey bizim Süreyya Antalya'da var ya otel falan işleri yapar. Biliyor. Biz de kamplara i̇yi gittik. İyi tanıyoruz. Evet. Diyor ki çok selam olsun oldu. Çok da sevdiğimiz bir kardeşimiz Süreyya. Diyor ki hocam Antalya deplasmana gelen takımlar Antalya Spor As Başkanı'nın otelinde kalırlar genelde. Ne var bunda? Stada yakın otellerde kalır veya takım genelde diyor. Bu, selamlar. Ya, çok selam. Yani diyorum ya, ya neler yaşadık biz ya futbolculuğumuzda, teknik heyetimiz olarak çalıştığımızda, ettiğimizde teknik adam olarak. Ya böyle bir şey var mı ya?